selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım 3-4-5 yayınlarının 12'li TYT denemelerinin 3.sünün çözümlerini bu videoda yapıyoruz. İsterseniz gelin sorularımıza geçelim ama ondan önce açıklamalar kısmına hangi sorunun kaçıncı dakikada olduğunu ben size tek tek yazdım arkadaşlar. Linklerini bıraktım. Çözmek istediğin, çözümünü görmek istediğin sorunun direkt olarak yanındaki linke tıklayarak direkt o soruyu izleyebilirsin. Videodan öyle ileri geri aramana gerek yok. Hadi gelin sorularımıza geçelim gençler. Dikdörtgen şeklindeki gri renkli bir kağıda 12 tane eş büyüklükte kırmızı daire çizilip bir zarfa aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Buna göre görünen kırmızı bölgelerin toplam alanının görünmeyen kırmızı bölgelerin toplam alanına oranı kaç olabilir diye sorulmuş. Şimdi burada arkadaşlar tabii ki bu alanları bizim sıkıştırmamız gerekiyor. Neye göre sıkıştıracağız? İşte iki tane sayının arasına sıkıştıracağız. Bundan büyük veya bundan küçük olabilir diyeceğiz. Şimdi ben direkt 1, 2, 3, 4, 5 tanesinin net olarak tamamının alanının görüldüğünü görüyorum. Dolayısıyla toplam 12 tane kırmızı varsa 5 tanesi görünüyor, 7 tanesi görünmüyor. Demek ki benim cevabım kesinlikle 5/7'den daha büyük olmalı. Çünkü bakın buralarda ben 2 tane kırmızının ucunu görüyorum ama ne kadarının görüldüğünü bilmiyorum. Peki 5/7'den daha büyük bir cevabımız var. Şimdi devam edelim. Şunu da biliyoruz ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani bunun tamamının görünmediğini biliyoruz ya, o halde 7/5'ten de daha küçük bir cevabımız olması gerekiyor. Yani 7 tanesi görünüyor. Ama tamamı görünmediği için 7 tanesi görünüyor, 5 tanesi görünmüyor. Demek ki 7/5'ten daha küçük bir cevap olacak. Peki. Şimdi şıklara baktığımız zaman paydalara 2, 7, 5, 10, 2. Bunların arkadaşlarım hepsini de biz bakalım 70'te buluşturabiliriz. Peki 70'te buluşturalım hadi. 70'te buluşmaları için bunu 10'la çarpacağım. Bunu da 14'le çarpacağım. 10'la çarparsanız 50/70 yapar. Küçüktür 14 ile çarparsanız 70 + 28'den 98 mi yapar? 98/70 gelir sevgili gençler. Peki bununla bunun arasında olacak. Bakın 1/2 dediğimiz değer 35/70'tir ve 35/70 dışarıda kalıyor bu aralıkların, gitti. 5/7 zaten sınır değerimizdi. 7/5 zaten sınır değerimizdi. 2 ise sevgili gençler 140/70 yapıyor. Yani bu da gitti. O halde cevabım kesinlikle 11/10. Hatta bunu 7 ile genişletirseniz 77/70 olduğunu göreceksiniz. 7/70 de zaten bizim bu iki bulduğumuz aralığın arasında kalıyor. Dolayısıyla cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir deriz. Geçtim ikinci soruma. Kök 3, kök 5, kök 6, kök 15 ve kök 24 sayılarından 3'ü A grubuna, kalan ikisi de B grubuna alınıyor. Daha sonra A grubundaki sayılar kendi içinde çarpılıp B grubundaki sayılar kendi içinde çarpılıyor. Bu durumda elde edilen sonuçlar hem A grubunda hem de B grubunda rasyonel oluyor. Amaç buymuş zaten. Peki A grubunda ve B grubunda, A grubunda 3 tane sayımız var, B grubunda 2 tane sayımız var ve bunların gruptaki sayıların her biri kendi içinde çarpıldığı zaman sonuçlar tabii ki rasyonel oluyor. Peki şimdi ben bu sayıları sevgili arkadaşlarım, yukarıda verilen sayıları şöyle yazmak istiyorum. Kök 3, kök 5, kök 6 dediğimiz sayı kök 2 çarpı kök 3'tür. Kök 15 dediğimiz sayı kök 3 çarpı kök 5'tir ve kök 24 dediğimiz sayı da 2 kök 2 ile kök 3'ün çarpımıdır. Çünkü kök 3 kere kök 8'dir. Kök 8'de 2 kök 2'dir biliyorsunuz. Şimdi birbirine benzer olanları yakalayıp A grubuna ve B grubuna dağıtmamız gerekiyor. Bakın kök 3'ten arkadaşlarım 3 tane oldu. Bakalım, pardon, özür dilerim, kök 3'ten 4 tane var değil mi? Tamam, aynen. O zaman şöyle diyelim arkadaşlarım. Kök 5'ten 2 tane var değil mi? Bir şurada var, bir de burada var. Peki şurası kök 3'tü, onu tekrar yazalım. Tamam, güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Kök 2 çarpı kök 3 ve kök 2 çarpı kök 3 var bakın burada. Diğerleri de kök 3, kök 5, kök 3, kök 5. Çok güzel. O zaman ben kök 3'ü buraya, kök 5'i buraya ve kök 3 çarpı kök 5'i buraya yazacağım. Buraya da kök 2 çarpı kök 3'ü ve 2 çarpı kök 2 çarpı kök 3'ü yazarsam eğer, bakın bunların çarpımı kök 15 kök 15 15 yapacaktır. Bunların da çarpımı kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. Bir tane 2 burada var. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. Çarparsam burası 12 gelir. Burası da 15 geliyor. B grubundaki büyük sayının değeri hangi sayıya tam daha yakındır? Bakın rasyonelleri yakaladık ya. Tamam, sayılarımız bunlarmış dedik. B grubunda seçtiğimiz büyük sayımız bu. Yani şuydu. Kök 24'tü. Peki kök 24 hangi tam sayıya daha yakın? Tabii ki kök 25'e yakın arkadaşlarım. Dolayısıyla hangi tam sayı oluyor bu da? 5 oluyor. Cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Böylelikle 3. sorumuza geçiyoruz. Doğrusal bir cadde üzerinde evi olan Emircan'ın okulu ve gittiği spor salonu yine bu cadde üzerindedir. Emircan'ın okulunun spor salonuna uzaklığı evinin okuluna uzaklığının 2 katıdır denilmiş. Şimdi sevgili gençler, bunun için birkaç ihtimalimiz var. Bakın ben ev olarak, yani Emircan'ın evi olarak bu kısmı seçecek olursam, bir spor salonuna bir de okula ihtiyacımız var. Şimdi onları ben konuşlandıracağım. Pekala. Okulunun spor salonuna uzaklığı evinin okuluna uzaklığının 2 katıdır demişti. Şimdi ben buraya okul dersem, evinin okuluna olan uzaklığı x'ti. Ve diyor ki okulunun spor salonuna uzaklığı bunun 2 katıdır. Yani 2x'tir. Şimdi o zaman ben spor salonunu sevgili gençler şurada seçebilirim. Böylelikle burası 2x olabilir. Veyahut şöyle yine bir doğru çektim. Şurası yine ev olsun. Burası yine okul olsun dedim. Ve burası yine x olursa, okuluyla spor salonu arasındaki uzaklık 2x olacaksa eğer, demek ki ben spor salonunu burada seçerim. Burasına da x derim. Böylelikle bakın spor salonuyla evinin arası 2x iken eviyle okul arası x olur. Ve aynı şekilde burada da okulla spor salonunun uzaklığı birbirine 2x iken evi ile okul arası x'tir. Böylelikle bütün senaryoları da yazmış olursunuz. Emircan'ın evinin spor salonuna uzaklığı 600 metre. Şimdi arkadaşlarım eviyle spor salonunun arasındaki uzaklık 600 ise üstteki hikayeye göre 3x 600'dür. Ev ile okul arasındaki uzaklığın alabileceği değerlerin toplamı sorulmuştu. Arkadaşlarım evi ile okul arasındaki uzaklık burada x olduğuna göre x ya 200 olabilir diyeceğiz. Bakın bu birinci ihtimal. Ya da ikinci senaryoda ne demişti bize? Evi ile spor salonunun arasındaki uzaklık 600 ise demiş. Evi ile okul arası sorulmuştu. Burası da 600 olur o zaman. Demek ki bir diğer senaryoda x bu sefer 600 metre oluyor arkadaşlarım. Ve biz bu x'lerin, yani ev ile okul arasındaki uzaklıkların alabileceği değerleri böylelikle bulmuş oluyoruz. 200 ve 600. İşte bunların toplamı sorulmuş. Cevabımız böylelikle Ceyhan seçeneğinde 800 olarak verilmiştir diyeceğiz. Devam ediyorum 4. sorumla. 4. sorumda gençler aşağıda A konumundaki tahtaya dik konumlu çiviye çekiçle bir defa vurulduğunda B durumu elde ediliyor demiş. Yani arkadaşlarım 8 santimetreyken 7 tam 1/3 santimetre kalmış. Yani ben 8'den 7 tam 1/3'ü, yani 7 artı 1/3'ü çıkaracak olursam 8'den 7 çıktı 1. Bir de eksi 1/3'ten 2/3 gelir. Demek ki ben çekiçle bir vuruşta 2/3 santimetre bu çiviyi tahtaya, oduna, kalasa sokabiliyormuşum arkadaşlar. Çekiçle her vuruşta çivi tahtaya eşit miktarda girdiğine göre A durumundaki çivinin tamamının tahtaya çakılması için çekiçle çiviye kaç kez vurulması gerekir? Yani 8 santimetrenin tamamen tahtaya girebilmesi için her seferinde 2/3 santimetre girecekse ben 8 santimetreyi 2/3 santimetreye bölerim. Zaten santimetreler gidiyor. Ters çevirip çarptığımızda 24/2'den doğru cevap 12 olarak karşımıza çıkar. Doğru cevabımız Edirne'ydi sevgili gençler. Ve devam ediyorum bir diğer sayfamda 5. sorumla. Mutlak A ile mutlak B'nin çarpımı mutlak A çarpı B'dir. Alt kısımda yine AB var. Ve üst taraf, sağ taraf C ile D'nin mutlak değerinin çarpımı, C ile D'nin çarpımının mutlak değeri ve C çarpı D var. Şimdi arkadaşlarım normal şartlar altında şu ifade, bakın mutlak değer x'i ben x'e böldüğüm zaman bunun cevabı 1 veyahut eksi 1 çıkmak zorunda. Eğer x sıfırdan küçükse cevap eksi 1, x sıfırdan büyükse cevap artı 1 olarak çıkmakta. Pekala. Buraya bakıyorsunuz AB ve AB, CD ve CD var. Ve ısrarla bu bundan büyük diyor. Demek ki sol taraftaki 1'miş, sağ taraftaki eksi 1'miş. Ve demek ki Burada bunun 1 çıkabilmesi için A çarpı B'nin pozitif, C çarpı D'nin negatif olması gerekiyor ki burası AB çıksın. Burası eksi CD çıksın. Bununla bunu sadeleştirip 1, bununla bunu sadeleştirip eksi 1'i bulalım diye. O halde A ile B'nin çarpımı sıfırdan büyükse A ile B aynı işaretlidir arkadaşlar. Aynı işaretli olmayanları sileceksiniz A ve B için. Bakın artı eksi demiş gitti. Eksi artı demiş gitti. Eksi eksi olabilir. Artı artı olabilir. Eksi eksi olabilir. Yani B, C ve E seçenekleri hala duracak. C ile D'nin çarpımı negatifse işaretleri birbirinden farklı olmalı. Yani eksiye artı artıya eksi. Yani eksiye eksi demiş ya olmaz. Eksi eksi demiş olmaz. Doğru cevabımız sadece ama sadece Bursa seçeneğinde görülebilir. Bu işaretler A, B, C, D'nin işareti olabilir sevgili gençler. Ve devam ediyorum 6. sorumla. Öykü diye bir arkadaşımız var. 16 üzeri 4 bölü 8 üzeri 3. 128 üzeri 4 bölü 16 üzeri 5 ve 4 üzeri 8 bölü 2 üzeri 5 sayılarından 3 basamaklı olanlarını çarpıp elde ettiği 4 basamaklı olan sayıya bölüyor. Pekala. Şimdi şöyle diyelim biz. Bunların hangileri 3 basamaklı onu bir bulalım. 16 üzeri 4 demek 2 üzeri 4'ün 4. kuvveti demek bölü 8 üzeri 3 demek 2 üzeri 3'ün küpü demek. Şimdi üst taraf 2 üzeri 16 iken alt taraf 2 üzeri 9'dur ve 2 üzeri 16'yı 2 üzeri 9'a bölerseniz 16'dan 9'u çıkartınız 2 üzeri 7 yapar ki kendileri 128'in ta kendisidir. Yani burası 128. Peki 128 üzeri 4 ne demek hocam? O da 2 üzeri 7'nin 128 yani bunun 4. kuvveti bölü 2 üzeri 4'ün 5. kuvveti demektir. Üst taraf 2 üzeri 28 alt taraf 2 üzeri 20. Bu da 2 üzeri 8'i yani bize 256'yı verir. Yani bu da 3 basamaklı. O 3 basamaklı sayıları hani seçip çarpıyordu ya işte 3 basamaklı sayılar bunlarmış arkadaşlar. Bunları çarpacak. Bir de 4'ün 8. kuvveti var. Onu da elde edelim biz. Bu arkadaşlarım 2'nin karesinin 8. kuvveti bölü 2 üzeri 5'tir. Ve kendileri 2 üzeri 16 bölü 2 üzeri 5'ten 2 üzeri 11 yapacaktır. Peki. Bu 3 basamaklı falan değil. 2 üzeri 10 bile 1024 yapıyor sonuç olarak. 2 üzeri 11 2048'dir. Yani onun da bilgisi genel kültür olarak aklımızda kalsın. Buna göre bir de ne yapıyordu? Çarpıyordu şunla şunu. Yani bununla bunu çarpacak. 2 üzeri 15 bulacak. Bu 2 üzeri 15'i de çarpıp elde ettiği sonucu yani bunu 4 basamaklı olan sayıya yani buna bölüyormuş. 2 üzeri 11'e. Böldüğü takdirde ne buluruz? 2 üzeri 4 yani 16'nın ta kendisini buluruz. Bir tam sayıya eşit değildir demiş. Hayır 16 bir tam sayı. 16 bir rakam değildir. 3 basamaklı değildir. 2 basamaklı bir doğal sayıdır. Cevap Denizli. 4 basamaklı bir doğal sayı hiç değildir. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. Devam ediyorum 7. sorumla. Şu kısmı sildim. Bir internet alışveriş sitesinde toplam alışveriş tutarı 500 liradan az olduğunda eşit 4 taksit. Toplam alışveriş tutarı 500 lira ve üzeri olduğunda eşit 8 taksit yapılmakta. Bu mağazadan Hamza özdeş defterlerden 5 tane almış. Selim ise özdeş kitaplardan 3 tane almış. Bakın Hamza özdeş defterlerden 5 tane alıyordu. Selim ise özdeş kitaplardan 3 tane sipariş ediyor. Bu durumda Hamza en fazla 4 taksit yapabilme hakkını kullanarak yani 500 liradan az tutmuş. Selim de en fazla 8 taksit yapabilme hakkını kullanarak toplam alışverişin 8 taksit yapmış. Yani Selim'in aldıkları 500 lira veya daha fazla. Hamza ve Selim'in alışverişinde her bir ürünün birim fiyatı ve her bir taksit tutarı tam sayı olduğuna göre bir kitabın fiyatı bir defterin fiyatından en az kaç TL fazladır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle defterlerin fiyatına sevgili gençler X diyelim. Kitapların fiyatlarına da gelin sevgili arkadaşlarım Y diyelim. Defterlerin fiyatı X iken Hamza toplamda sevgili arkadaşlarım 5 tane defter almıştı. Yani 5X kadar bir harcama yapacak ve bu 5X 500'den daha küçüktür gençler. Ve gidip bu 5X'lik alışverişi de kaç tane eşit taksite böldürüyor? 4 taksite böldürüyor ve bütün taksit tutarları bu arkadaşlar. Yani 5x bölü 4, 5x bölü 4, 5x bölü 4 ödeyecek bu adam bunu. Pekala. Selim de 3 tane kitap almış. Yani 3 çarpı y 500'den büyük veya eşittir diyeceğiz. Ödeyeceği fiyat 3y olduğu için bunu da sevgili gençler toplamda 8 tane eşit taksite böldürüyor. Ve sevgili gençler, Hamza ve Selim'in alışverişlerinde bakalım. Tamam. Hamza ve Selim'in alışverişlerinde her bir ürünün birim fiyatı ve her bir taksit tutarı tam sayı olduğuna göre bir kitabın fiyatı bir defterin fiyatından en az kaç lira fazladır diye sorulmuştu. Bunların herhangi bir şeyi yoktu değil mi? Yani taksit miktarları birbirine eşittir falan demiş miydi? Selim en fazla 8 taksit yapabilme hakkını kullanarak, tamam, güzel. Şimdi sevgili gençler, biz neleri biliyoruz burada? Buna bir bakalım. Bu arada sorulan şeyi tekrardan şu üstünü çizelim. Kitabın fiyatı bir defterin fiyatından en az kaç lira fazladır diye sorulmuştu değil mi? Peki şimdi ben şunun tam sayı olduğunu bileceğim. Bunun da tam sayı olduğunu bileceğim. Şuradaki sayım yani 5x'imin 500'den daha küçük olduğunu biliyorum. Yani burası kesinlikle 5'in katı zaten. 5'in katı olan sayı da aynı zamanda 4'e de bölünecek. Yani burada 500 zaten bölünüyordu 4'e. 500 5'e de bölünüyordu. Ama 500'ü alamayacağımız için 500'ü kabul edemiyoruz. 4 ile 5'in ortak katı da 20 olduğu için 500'den 20 eksiği 480. 480. Burada sevgili gençler 5x'in alabileceği direkt net değerdir o halde. Ben defterin fiyatını yüksek tutmalıyım ki kitapla defter arasındaki fiyat farkı minimum oluşsun. Tamam. 5x 480 ise x kaçtır diyeceğiz. Şimdi 480'i de 5'e bölmek gerekiyor tabii ki. 480'i özür dilerim 5'e böldüğümüz takdirde 48'in içerisinde 9 defa var. Kalan 30'un içerisinde de sevgili gençler 6 defa var. Yani x'imiz 96'ymış bu cepte. Daha sonrasında 3y bölü 8'e bakacağız. Ve 3y bölü 8 500'den büyük veya eşit olacak. Aynı zamanda 3'ün katı olurken 8'e de tam bölünecek. Yani 8'ine tam katı olacak. 500'den sonra gelen 3'ün katı nedir? Tabii ki 501'dir. Fakat bu sayı 8'e tam bölünür mü? Bölünmez. 501'den sonraki 3'ün katını düşüneceğiz. 504'tür arkadaşlar. 504 8'e tam bölünür mü? Buna bakacağız şimdi. 50'nin içerisinde 8, 6 defa, 24'ün içerisinde o tam bölünüyor. Güzel. Demek ki bizim aradığımız sayı 504. Yani 504 8'e de bölünüyor, 3'e de bölünüyor. Bakın 3'ün katı olacaktı. 8'de bu sayıyı tam bölecekse 504'ü kabul ettik. Demek ki 3y eşittir 504 ise y eşittir diyeceğiz. 5'in içerisinde 1 defa, 20'nin içerisinde 6 defa, 24'ün içerisinde 8 defa. Demek ki bir kitabın parası da 168 lira olacak. Güzel. En az ne kadar fazladır demişti. 168'den 96'yı çıkaracağız arkadaşlar. 68'e 4 eklemek de aynı şeydir. Demek ki aradaki minimum fark 72 olacakmış. Doğru cevabımız da Ceyhan seçeneği olacaktı dedik. Geçtim 8'e. Bir ürün paketinin üzerindeki P artı eksi X gösterimi paketin içindeki ürünün kütlesinin en az P eksi X gram en fazla P artı X gram olduğunu ifade etmektedir. Genelde bu tuvalet kağıdı ambalajlarının üzerinde hani şöyle bir tuvalet kağıdı şeyi olur, simgesi olur, şöyle bir şey olur. Yanında da böyle mesela 200 artı eksi 2 yazar. Yani bu demek oluyor ki biz bu yaprakları sararken saymadık. Fabrikasyon ürünü olduğu için hani 200'den 2 eksik yani 198'de 200'den 2 fazla 202 arasında yaprak sayısına sahip olabilir demeye çalışıyor aslına bakarsanız. Bu gösterim bu anlama geliyor. Ben bunu çok küçük yaşta görmüştüm o tuvalet kağıdı poşetlerin üzerinde. Ve kendim yorumlamıştım. Doğru yorumlamışım. Devam. P-X gram en fazla P artı X gram olduğunu ifade etmekte. Büşra marketten A, B ve C marka birer çikolata alıp tarttığında kütlelerini sırasıyla KA, KB ve KC bulmuş. Ve sevgili gençler KA KB'ye eşit ve KC'den bunlar daha fazla olduğuna göre ABC marka çikolatalarının paketlerinin üzerinde verilen kütle bilgileri hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi KA ile KB birbirine eşitken bunlar KC'den daha fazla olacak demiştik. A sevgili gençler A şıkkında 70'ten 3 çıkardım 67 ile 73 aralığında değerler alabiliyorken 75'ten 2 çıkardım 73 ile bu da 77 aralığında değerler alabiliyor diyeceğiz. C'ye bakıyorsunuz bu da 77 ile 83 aralığında değerler alabiliyor. Şimdi burada ikisinin alabileceği yani A ile B eşit olacaksa illaki 73'ü alabilir. Bunları böyle yuvarlak parantez yaptığıma bakmayın. Hepsi köşeli parantez arkadaşlar. Bundan sonra köşeli kullanalım. 73 olabilirler bunlar ancak. Çünkü ikisinin de kesişiminde sadece 73 var. ikisi beraber 73 iken 73 C'den daha büyük olamaz. Çünkü C'nin en alt limiti 77. Yani Adana seçeneği gitti. B'ye bakıyoruz. Şunları hatta silelim. Şu kısmı. Şimdi geçelim B'ye. 73 eksi 2 eksi artı 2 demiş. Yani 71 ile 75 aralığında demiş. Buraya bakıyorum. 82'den 6'yı çıkardım. 76 ile 82'ye 6 ekledim. 88 aralığındadır demiş. Burada sevgili gençler 75 veya 76 olup bunlar birbirine eşit olabilirler. Bakalım, yok olamazlar, özür dilerim. Bunun maksimum değeri 75, bunun minimum değeri 76 iken bunların eşit olma ihtimali yok. Bu da gitti. Şimdi geçtim C'ye. 66 artı eksi 4 demiş. Yani 62 ile 70 aralığında olacak. Buraya bakıyorum, 62'den 5 çıkardım, 57. 62'ye 5 ekledim, 67. Şimdi 70, 67'den 70'e kadar bunlar birbirine eşit olabilirler. Bir de buraya bakalım. 70'ten 4'ü çıkardım, 66. 70'e 4 ekledim, 74. Peki şimdi bunları mesela şu ikisini 67 seçecek olursam, ikisinde de var çünkü, 67 seçersem KA ve KB'yi 67 ikisi birbirine eşit. KC'yi de gidip 66 seçebilirim ve böylelikle sevgili gençler olabilir diye sorulmuştu. C seçeneği olabilir diyeceğiz. Diğerlerinde de sağlamadığını yazarak görebilirsiniz. Hadi Denizli'yi de deneyelim, Edirne'yi de siz deneyin. 78'den 6'yı çıkardım, 72. 78'e 6 ekledim, 84. 60'tan 11 çıkardım, 49. 60'a 11 ekledim, 71. Burası sevgili gençler minimum değeri 72'den başlıyor, bunun maksimum değeri 71. Bunlar birbirine eşit olamazlar. Hadi sizin için Edirne'yi de deneyim. 85'ten 5 çıkardım, 80. 85'e 5 ekledim, 90. 80'den 2 çıkardım, 78. 80'e 2 ekledim, 82. Şimdi bunun minimum değeri 80. Bunun sevgili arkadaşlar olabilir mi? Olabilir. 78 ile 82 arasında 80 var. Ama 94'ten 3 çıkardım, 91. 94'e 3 ekledim, 97. Şimdi şunlar maksimum değerini aldığında dahi 91'den daha büyük olabilme imkanları yok. Dolayısıyla Edirne'de gider. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneğidir deriz. Geçtim 9'a. Elinde sadece aşağıdaki 6 tane banknot olan Bilal marketten ve kırtasiyeden alışveriş yaparak parasının tamamını harcamış. Ve sadece bu 6 banknot var. Marketten ve kırtasiyeden yaptığı alışverişlerin tutarı sırasıyla 2 ve 3 ile orantılıdır. Yani marketten sevgili gençler 2K tutarında, kırtasiyeden ise 3K tutarında alışveriş yapmış. İlk alışverişini de kırtasiyeden yaptığına göre Bilal'in kırtasiyeden alacağı para üstü en az kaç lira olabilir? Şimdi bu Bilal'in tüm parasını da harcamış. Bu Bilal'in ne kadar toplam parası var ona bir bakalım. 100, 200, 250, 270, 280, 285 lirası var. Demek ki bu 285 lira 5K'ya eşit arkadaşlar. O halde ben her iki tarafı 5'e bölersem 28'in içerisinde 5 defa, 35'in içerisinde 7 defa, yani K 57'ymiş. Kırtasiyede harcadığı parayı bulabiliriz 3 kere 57 yardımıyla, ki bu da 171 yapar. Şimdi biz öyle bir para vereceğiz ki kırtasiyeciye 171 lira tutan alışverişimiz için. Kırtasiyeciden minimum miktarda para üstü almaya gayret göstereceğiz. 100 lira bir veririm, 50 lira bir veririm, 20 lira bir veririm, etti 170. 5 lira daha verirsem para üstü olarak minimum miktarda 4 liralık bir para üstü alırım. Cevabım da Adana seçeneği olur. Böylelikle 10. soruma doğru geçerim. 2 basamaklı AB sayısı ile toplandığında 2 basamaklı BA sayısını veren sayıya AB sayısının tamamlayıcısı denir. Örneğin 45 sayısına ben 9 eklediğimde 54'ü, yani bunun tam olarak simetrini verdiği için 9 sayısı 45'in tamamlayıcısıdır diyoruz. 2 basamaklı XY sayısının tamamlayıcısı 2 basamaklı x6 sayısıymış. Yani ben buna x6'yı eklediğim takdirde sevgili gençler bu bize 70x'i veriyormuş. Çünkü bunun simetriği bu, tamamlayıcı da buymuş. 6 ile 7'nin toplamı 13 ve 13'ün 3'ü olduğu için demek ki buradaki x'imiz 3. Yani aslında buradaki sayımız 37, buradaki sayımız da 36. İkisini toplarsak 73'ü zaten elde ediyoruz. Peki bana ne demişti? 2 basamaklı x6 sayısının tamamlayıcısı. Şimdi x6 sayısı 36 ya. 63'e tamamlaması gerekiyor. Ben buna ne eklersem eğer 63 olur diye soruyor. Yani 63'ten 36'yı çıkarmanız yeterli olacaktır. 63'ten 36'yı çıkarsanız 27 diye bir sonuç bulursunuz. Bu da bizim cevabımız olur ki 27'yi buraya yazıp topladığınız zaman da 63'ü elde edersiniz. Tamamlayıcı olan 27 idi, cevap Adana'ydı. Geçtim 11'e. Türk alfabesinin her bir harfi A veya B kümelerine eleman olarak yazılıyor. Elvan en az bir harfi A kümesinin elemanı olmayan kelimelerin üzerini aşağıdaki gibi kırmızı kalemle çizmiş arkadaşlar. Şimdi burada bakın şu cümle çok önemli. En az bir harfi A kümesinin elemanı olmayan, bir tane harfi bile A kümesinin elemanı değilse üstünü çizmiş. Şimdi burada bu harf ne olabilir ona bakacağız. L olamaz çünkü L harfi A kümesinin elemanı olmamış olsaydı eğer o zaman Kemal'i de silerdi. Çünkü Kemal'de de L var. E harfi sevgili gençler eğer A kümesinin elemanı olmasaydı yine Kemal'i de silerdi. Esmer'i de silerdi. Çünkü sevgili gençler ikisinde de E var. M harfi A kümesinin elemanı değilse yine Esmer'i ve Kemal'i silmek zorunda kalırdı. A harfi için de aynı şey geçerli. A kümesinin elemanı olmamış olsaydı yine Kemal'i silecekti arkadaşlar. Çünkü zaten E, M, A, L burada var. Pekala, N harfi demek ki A kümesinin elemanı değil. Bu yüzden bunu silmiş. Yani B kümesinde kesinlikle N harfi mevcut. Şimdi geçelim diğer sildiği kısımlara. R harfi için sevgili arkadaşlar bakın R harfi bunda da var, bunda da var silmiş ama R harfi burada da var. Demek ki A kümesinin elemanlarından birisi R. Daha sonrasında yine B kümesi için konuşalım. S'ye bakalım. S arkadaşlar bakın hiçbirinde bakın burada var S. Dolayısıyla S harfi eğer A kümesinin elemanı olmamış olsaydı Esmer'i yine silerdi. İ harfi için bakıyoruz arkadaşlar. İ harfi bunların hiçbirinde yok. Sadece burada var. M harfi için zaten söylemiştik. Demek ki B kümesinin içerisinde kesinlikle ama kesinlikle İ harfi var. Elvan tüm harfleri B fark A kümesinin elemanı olma şartını sağlamayan kelimelerin üzerini çizecektir. Buna göre Elvan aşağıdaki kelimelerden hangisinin üzerini çizmez diye sorulmuş. Arkadaşlarım öncelikle A kümesinde ben M harfinin olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla B fark A elemanı olma şartını sağlamayan kelimelerin üzerini çizecekti. Biliyorsunuz hangisinin üzerini çizmez diye sorulmuştu. Şimdi burada sağlamayan kelime bu İzmir. Niye? Çünkü B fark A'nın elemanları değil M harfi. Çünkü A kümesinin içerisinde M var. M'yi de burada kullanmış gitti. Yine M var, yine M var, yine M var. Evet, o zaman direkt ortaya çıktı zaten. Çünkü arkadaşlarım zaten N ve İ harflerinde görüyorsunuz. Burada bize verilmişti. Zera'yı incelediğimizde de E, R, A, E, R ve A, A kümesinin elemanı B kümesinin içerisinde yine Z olacaktı. İzin kelimesinde zaten 3 tane harfi kullanarak yazabiliyoruz. Doğru cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir diyecektik. Ve gençler devam ediyorum 12. sorumla. Fiyatı A artı 2B olan üründen, bakın A artı 2B olan üründen B eksi A tane almış. Kim almış? Emre almış. Kasiyer diyor ki bir miktar peşin ödeme yapıp kalan tutarı A artı B taksit şeklinde ödeyebilirsiniz dediğinde Emre peşinat olarak 2A kare ödemek istediğini, kalanları için de kasiyerin dediği adet taksit istediğini ifade etmiş. Şimdi normalde Emre'nin borcu bu kadardı. Emre borcundan 2A kare kadar azalttı. Azalttıktan sonra da kalanları da A artı B taksite böldürmüş. Buna göre Emre'nin ödeyeceği her taksitin kaç lira olduğunu aşağıdakilerden hangisi ifade eder? Bizden bu isteniyor. Şunu bir dağıtacağız önce. A ile B'yi çarptım AB. A ile eksi A'yı çarptım eksi A kare. 2B ile B'yi çarptım artı 2B kare. 2B ile eksi A'yı çarptım eksi 2AB yaptı. Eksi burada bir de 2A karemiz var. Ben bir de bunu neye böleceğim arkadaşlar? A artı B'ye böleceğim. Yazalım bunu da. Pekala, şimdi üst tarafa bakalım. Biraz düzenlemek gerekiyor tabii ki. 2b karemiz var. 2b kare. Bunu kullandım. Eksi 2ab artı ab'den eksi ab'miz var. Daha sonrasında eksi a kare eksi 2a kareden de eksi 3a karemiz var. Bunu biz a artı b'ye bölecektik. Üst tarafı 2B'ye B ve sevgili gençler burayı da A'ya eksi 3A diye açarsanız bakın eksi 3A artı 2A eksi 3AB artı 2AB'den eksi AB gelir. Yani üst taraf A artı B ile 2B eksi 3A'nın çarpımıymış. Alt tarafta da A artı B'miz var. A artı B'ler birbirini götürürse Emre'nin ödeyeceği her bir taksitin tutarı 2B eksi 3A olacaktır. Bu da bize Bursa seçeneğinde zaten verilmiştir diyeceğiz. Devam ediyorum 13. sorumla. 12 yaşındaki Nijeryalı Chika Ofili 7 ile bölünebilmede yeni yöntem geliştirdi. Buna göre incelenen sayının birler basamağı 5 ile çarpılıp elde edilen değer sayının kalan kısmı ile toplandığında sonuç 7'nin tam katı ise o sayı da 7 ile tam bölünebilir. Örneğin 581 sayısını kontrol edelim demiş. Şuradaki 1'i ayırıyor. 58 sayısına 1'i 5 ile çarpıyor ve ekliyor. Bu da 63 yapıyor. 63 biliyorsunuz 7'nin katı olduğu için 581 de 7'ye tam bölünür demiş bize. 3 basamaklı bu sayılar 7'nin tam katı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Şimdi 60 küsür sayıyı ayırdım. 1'in 5 katını ekledim. Ve arkadaşlarım bu 7'nin bana tam katını verecekmiş. Yine aynı şekilde x'ye 2 basamaklı sayısını ayırıp 2 kere 5 10 ekledim ve bu da 7'nin katı olmuş oldu. Yine buradaki yz 2 basamaklı sayısına 3 kere 5 15'i ekledim ve yine bu da 7'nin katı olmuş oldu gençler. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuştu bize. Şimdi arkadaşlarım birazcık düşünelim. 60 küsürlerde bir sayıya 5 eklediğim zaman 7'nin katı oluyormuş. Şimdi birazcık düşünmekte fayda var. 60 küsürlerde bir sayıya 5 eklediğim zaman 7'nin katı oluyorsa burası 70 oluyordur. Ve arkadaşlarım 65'e 5 eklersek ancak 70 olur. Demek ki x eşittir 5'miş dedik. Şimdi x eşittir 5 ise burası 50 küsür bir sayıdır. 50 küsür bir sayıya 10 eklersem 60 küsür bir sayı olur. 60 küsür sayılarda 7'nin katı olan 63 vardır. Dolayısıyla y'miz 3'tür. Y 3 ise 30 küsür bir sayıya 15 eklediğim zaman 7'nin katı oluyormuş ki o zaman burası da 49 olmaya müsait. Yani z'de 4'müş, 34'e 15 eklerseniz 49 olur. Demek ki z'de 4'müş arkadaşlarım. X, Y, Z'yi sıralamıştı. X büyük, Z büyük, Y olacaktır. Cevabımız X, Z, Y yani cevap Denizli seçeneğinde verilmiş gençler. Ve böylelikle geçerim ben de 14. sorum için sağ üst tarafa. P ve Q birer önerme olmak üzere. P ya da Q ise P denktir 0. Şimdi ise bağlacının sonucu 0 ise bu 0'dır. Burası da 1 olmak zorundadır. P'nin 0 olduğunu biliyoruz. Yerine yazıyorum bakın şurada. 0 ya da Q denktir 1 ise Q'da kesinlikle ama kesinlikle bakalım özür dilerim 0 olmak zorunda. Çünkü ya da bağlacında ikisi aynıysa sonuç bakalım sonuç 1'di değil mi? Üzgünüm 0 diye cevaplıyorum. Ya da bağlacında ikisi aynıysa sonuç 0, ikisi farklıysa sonuç 1'di. Dolayısıyla Q'da 1'miş. Pekala arkadaşlar ben P'nin 0 olduğunu Q'nun da artık 1 olduğunu biliyorum. Şimdi hangisi doğrudur diye sorulmuş. Bakın Q1, P0'dı 1 ise 0, 0'dır. Doğru olanı soruyordu. Adana gitti. P0'dı ya da Q'nun değili 0'dır. 0 ya da 0 neydi arkadaşlarım? İkisi aynı ise ya da bağlacında sonuç 0'dı. P1, P0, Q1'di. 0 ancak ve ancak 1. İkisi farklıysa ancak ve ancak da sonuç 0'dı. P0 ve V'nin V bağlacının içerisinde 0 varsa sonuç 0'dır. P0 ise Q1 0 ise 1 1'dir. Dolayısıyla cevabımız da Edirne'dir diyecektik. Ve devam ediyorum 15. sorumla. Aşağıda birim kareli koordinat düzleminde 0-4 kapalı aralığında mavi ve kırmızı eğriler gösterilmiş. 0x kapalı aralığında yani bu aralıkta fx fonksiyonu ne işe yaradığını anlatıyor bakın. Mavi eğri ile x ekseni arasında kalan toplam alan. Gx fonksiyonunun ne işe yaradığını da mavi eğri ile kırmızı eğri arasında kalan toplam alan olarak ifade ediyor. F bileşke G1 artı G bileşke F2 sorulmuş sevgili gençler bize. Şimdi ben şurada göstereceğim bunu. Bize sorulan şey F'in içerisinde G1 artı G'nin içerisinde F2 sorulmuş dedik. Şimdi gelin önce G1'i bulalım ve F2'yi bulalım. Öncelikle G1 demek sevgili gençler mavi ile kırmızı eğri arasında kalan bölgenin alanı ve 0'dan 1'e kadar demeye çalışıyor. Çünkü buradaki x'imiz 1. 0 ile 1 aralığında mavi ile kırmızı arasında kalan alan şu bölgedir bakın. Tararım ben burayı, size gösteririm. Şurası sarı bölgeyi soruyor. Burada da sevgili arkadaşlarım şuradaki üçgenin alanı 1 kere 2 bölü 2'den 1. Buradaki dikdörtgenin alanı da 2. 2 artı 1'den 3 gelir burası. Yani bize burada F3 lazım. Artı G'nin içerisinde bir de F2'ye bakalım. F fonksiyonu mavi ile eksi eksen arasında kalan bölgenin alanıydı. Ve sevgili arkadaşlarım şurayı sildim. Sildikten sonra da mavi ile eksi eksen arasında kalan bölge olduğu için de bakın bir şurası var. 1 birim kareydi. Tabi burası 2 olduğu için, F2 olduğu için 0'dan 2'ye kadar inceleyeceğiz. Bir de şuradaki dikdörtgenimiz var. Burası da 3. 1 artı 3 de 4 yapar. F3 ile G4'ün toplamı sorulmuş. Şimdi F3'e bakalım. F3 0'dan 3'e kadar mavi fonksiyonun x ekseni ile arasında kalan alandı. 1 burası, 3 burası. Bir de şurayı bulalım o zaman. Bakın şurası yine 1'dir. Ve şurası da yine 1'dir. Dolayısıyla 1 artı 1 2, 3 daha 5, 1 daha 6 yapmış oldu. F3 6'ymış. Artı bir de G4 lazım. G4 dediğimiz şey de mavi ile kırmızı arasında 0'dan 4'e kadar olan bölgede kalan alandır sevgili gençler. Bakın kırmızı ile mavi arasında şurada 3 vardı. Kırmızı ile mavi arasında burada 1 bölü 2'lik bir alan var. Daha sonrasında kırmızı ile mavi arasında şöyle yaparsanız şu kısım 3 çarpı 1 bölü 2'den 3 bölü 2'dir. Şu kısım. Ve yine mavi ile kırmızı arasında bakın şu kısım 1, şu kısım ise yine 1'di. 1 artı 1 2, 3 daha 5. Şunların toplamı da 2 olduğu için 5 2 daha 7 yapar. Bu da 7'ymiş. 6 ile 7'nin toplamı bize 13'ü verir. Bizim cevabımız o halde Edirne seçeneğinde verilmiştir deriz sevgili gençler. Ve böylelikle geçeriz 16. sorumuza. 16. soruda ise bir dönerci sadece standart lavaş ve et döner kullanarak hazırladığı dürümleri servis etmekte. Tek yani bir adet lavaşa 200 gram et döner koyarak hazırladığı dürümün maliyeti ya 2 adet lavaşa 100 gram et döner koyarak hazırladığı dürümün maliyetinden 8 lira fazladır. Şimdi şöyle diyelim. Tek lavaşa lavaş diyelim arkadaşlar. 1 lavaş eşittir buna A diyelim. 100 gram et olsun. Buna da sevgili gençler B diyelim. 1 adet lavaş A, 200 gram et dönerde 2B yapar. Bu dürümün maliyeti 2 adet lavaş yani 2A ve 100 gram et döner yani B. Bundan 8 lira fazlaysa ben buna 8 lira eklersem bu buna eşit olur. O halde hepsini sol tarafa atacak olursanız B'den A'yı çıkardığınız takdirde 8'i bulmak zorundasınız artık. Bu cepte, tamam. Çift yani 2 adet lavaşa yani 2A'ya 200 gram et döner yani 2B koyarak hazırlanan dürümün maliyeti 20 liraymış. O halde A artı B'nin tabii ki 10 olması gerektiğini söyleyebiliriz. B eksi A'nın da 8 olması gerektiğini bulmuştuk şuradan. Gelin arkadaşlarım bunları toplayalım. Eksi A ve artı A değerleri birbirini götürürse 2B eşittir 18'den B eşittir kesinlikle 9 olacaktır sevgili arkadaşlarım. B 9 ise A da 1 olacaktır. Ne demiş bize? 1 kilo et dönerin maliyeti. Şimdi B neydi arkadaşlarım? B 100 gram etin maliyetiydi. 100 gram etin maliyeti 9 ise 1 kilo et demek, 1 kilogram et demek aslında 10 tane 100 gramlık et demek arkadaşlar. 100 gramın maliyeti 9'du. 10 ile 9'u çarparsınız. Doğru cevabı Bursa olarak söylersiniz. 16. sorumuzda çözdük. Geçtik 17'ye. Aşağıda bir binanın güvenliğine bırakılmış 5 kimlikten mavi olanlar erkeklere, pembe olanlar kadınlara aittir. Kutuda kimliği olan 5 kişiden yaşı en küçük olan bir kadın olmak üzere şekildeki kimliklere de doğum yılları görünmeyen 2 kişinin yaşları farkı da 4'tür. Şimdi 1990, 1960 ve 1985 doğumlu kişilerin kimliklerinin doğum tarihleri görünüyor. En küçük kadın olduğuna göre... Şimdi ben gidip şuna A yaşında dersem buna sevgili gençler A artı 4 yaşındadır diyemem. Çünkü arkadaşlar en küçüğün kadın olması gerektiği için o kadını bundan daha küçük yaşta tutmak zorundayım. Sonuçta en küçük kadının bu olduğunu bilemem. Ve zaten 1990 doğumunda birisi var. Yani bundan daha büyük, şundan daha küçük. O halde en küçük kadın bu olsun diye ben derim ki en arkadakinin yaşı A. Şurada görünmeyen kişinin yaşı da A artı 4'tür derim. Şekildeki durumun yaşandığı anda kimlikleri olan 5 kişiden erkeklerin yaşları toplamı kadınların yaşları toplamının 2 katı. Çok güzel. Şimdi ben 1990 yılında doğmuş kişinin yaşına x dersem 1985'te doğan kadının yaşı x artı 5'tir. Çünkü doğum yılları arasında 5 yıl fark var. 1960 yılında doğanla 1990 yılında doğanın arasında da 30 yaş farkı olacağına göre bu x'e bu x artı 30'dur. Şimdi erkeklerin yaşları toplamına bir bakalım. Erkekler x artı 30'umuz var. A artı 4'ümüz ve x'imiz var. Kadınların yaşları da a ve x artı 5'ti. Yeşilleri bir arada turkuazları bir arada toplayacağım. Yeşiller erkeklerin yaşları toplamı. X burada 2x. 30 burada 4 burada 34 ve bir tane de A'mız var arkadaşlar. Bu erkeklerin yaşları toplamı gençler. Bu erkeklerin yaşları toplamı. Şöyle küçültelim. Ve sevgili arkadaşlar kadınların yaşları toplamının 2 katıymış. Kadınların yaşları da A ile X artı 5'ti. Bunun 2 katı 2A, 2X ve 10'dur. Ve bu buna eşitmiş. Şimdi her iki taraftaki 2x'leri götürün. A'yı bu tarafa fırlatın A. Onu bu tarafa atın 24. A'nın 24 olduğunu bulduk. Bize neyi sormuştu? Kimliği orta sırada olan Tarık'ın yaşı. Kimliği orta sırada olan Tarık bu arkadaşlarım. A artı 4'tü. Orta sırada olan baştan ve sondan 3.'dür. A'yı ben 24 bulduğuma göre Tarık 28 yaşındadır. Cevabımız da Denizli'dir diyebiliriz o halde. Ve devam ediyorum 18. sorumla. Şu kısmı silelim arkadaşlar ve devam edelim çözümümüze. Erhan Cemil'e pazartesi altının gramı 510 lirayken bir miktar altın aldım. Çarşamba günü şimdi bir miktar altın almış, o bir miktara x diyelim bence biz. Şimdi gramı 510 liradan aldıysa toplamda ödediği tutar 510 çarpı x liradır. Çarşamba günü altının gramı 500 liraya düştüğünde pazartesi aldığım miktarın 2 katını daha aldım demiş. Maliyeti düşürüyor. Pekala o halde sevgili gençler 500 liradan pazartesi aldığı tutarın 2 katını daha almış oldu. Cuma günü altının gramı 530 liraya çıktığında pazartesi ve çarşamba günü aldığım altınları bozdurarak toplam 12.000 lira kar ettim. Şimdi toplamda bu adamın ne kadar altını var? Bakın şurada gösterdik. X artı 2x'ten 3x gram altını var. Ve 530 liradan 3x liralık olan altınını bozdurdu. Artık burası gelir. Ve arkadaşlarım işte bundan şunu çıkardığımız takdirde de 12.000 lira kar ettiğini göreceğiz. Bu Cemil Bey'in, pardon Erhan'ın. 530 çarpı 3x'ten bakın burada bir 510x var bir de 1000x var. Bakın burası 1000x yapar. Dolayısıyla 510 artı 1000x'ten ne yapar? 1510x yapar. Bakın şurası da 3 ile 530'u çarparsanız 1590x yapar. Üsttekinden alttakini çıkardınız 80x geldi ve bu da 12.000 liralık bir kâra tekabül ediyor. Pekala 1-0 gitti 1-0 gitti 8'e böldüm 120'yi 8'e böldüm 15 geldi bir de burada sıfırımız mevcuttu. X eşittir neymiş? 150'ymiş. Şimdi ne demişti? Erhan'ın pazartesi ve çarşamba günü aldığı toplam altın kaç gramdır? Toplam altın 3x'ti. 3x ise x de 150 idi. 3 kere 150 bize cevabı verecektir. Bu da bize 450 gramlık bir altını gösterecek arkadaşlarım. Doğru cevabımız Bursa seçeneğine verilmiştir diyeceğiz. 18. sorumuza ve devam ediyorum bir diğer soruyla. 19. soru. Aşağıda yaşı en büyük olan Kemal'in bulunduğu 6 kişi yan yana yaş olarak büyükten küçüğe doğru sıralanmış arkadaşlarım. Kemal, İlhan, Burak, Sinem, Ayşe, Zeynep. En büyük Kemal, en küçük Zeynep burada. Bu grubun yaş ortalaması Kemal ve İlhan gruptan ayrıldığında 12 azalıyormuş. Şimdi bu grubun toplamda sevgili gençler yaş ortalamasına x diyelim. Yaş ortalamasına x diyelim. Gruptaki kişilerin yaşlarının toplamı 6x olacaktır. Kemal ve İlhan gruptan ayrılmışlar ve yaş ortalaması 12 azalmış. Yani x eksi 12'ye düşmüş yaş ortalaması. Ve geriye kalan 4 kişi var. Doğru mu? Şimdi o halde sevgili gençler yaşları toplamı buyken buna düşmüş. Ayşe ve Zeynep gruptan ayrıldığında da 4 artmış. Yani 6x iken 4 kişinin yaş ortalaması bu sefer de x artı 4 olmuş. Yani Ayşe ve Zeynep ayrıldığında da bu iken bu olmuş. Şimdi gençler ben grubun tamamından Kemal ve İlhan gruptan ayrıldığı zaman bunu buluyorum ya, yaşları toplamını. Bundan bunu çıkarırsam Kemal ve İlhan'ın yaşları toplamını bulmuş olurum. Yani 6x'ten 4x'i çıkardım. 2x eksi 4 ile eksi 12'yi çarptım artı 48. Bakın bu Kemal artı İlhan. Burası da 6x'ten 4x'i çıkardım yine 2x. Eksi 4 kere 4'ten eksi 16 yapar arkadaşlarım. Zeynep artı Ayşe. Tamam. Kemal ve İlhan'ın yaşları toplamı, yani şu Ayşe ve Zeynep'in yaşları toplamından kaç fazladır diyor. O zaman bundan bunu çıkarırız. 2x'ler gider. 48'den eksi 16'yı çıkarırsak 64 yapar. Cevabımız da Edirne seçeneğinde verilmiştir deriz. Ve sevgili gençler 20. sorumuza geçiyoruz. İnternet üzerinden market alışverişi yapılabilen bir uygulamada belirlenen en alt tutar ve üzerindeki siparişler için sipariş tutarının 1/5'i kadar kurye ücreti alınıp eve teslim edilmekte. Uygulamadan 18 liralık ürün seçen bir müşteri en alt tutardan daha az sipariş verdiği için siparişine fiyatlarının farkı 3 lira olan 2 ürün daha eklemiş ve kurye ücreti dahil toplam 30 lira ödemiş arkadaşlar. Şimdi 18'in üzerine fiyatları farkı 3 lira olan, yani A ve A-3 lira olan 2 tane ürün ekliyor ve üzerine sipariş tutarının 1/5'i kadar kurye ücreti ödüyorsa demek ki siparişin ücreti 6/5 katına çıkıyor arkadaşlarım. 1 artı 1/5, 6/5 oradan geldi. Eşittir bu da ne diyeceğiz? 30. Soruyu bitiren denklemi yazdık, artık gerisi çocuk oyuncağı. 6 ile 30'u sadeleştirdim 5, 5'i karşıya attım 25, 18'den 3'ü çıkardım 15 artı 2a eşittir 5 kere 5'ten 25. Demek ki burada 2a 10 ve a eşittir kaçmış? 5'miş. Yani bu 5 ise bu da 2 liradır. Buna göre siparişe sonradan eklenen ürünlerin fiyatlarının oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Biri 5 ise öteki 2'dir demiştik. Cevap ya 5/2 ya da 2/5 olacak. 2/5 şıklarda var. Cevabımız Denizli seçeneği olacaktı. 21. soru için sağ üst taraftayız. Bir fonksiyon sorusu. Güzel de bir fonksiyon sorusu. Eğer çözemediysen dikkatli dinlemende fayda var. Fx mx artı n bölü px artı r şeklindeki bir fonksiyonun tersini nasıl buluyorduk? M ile r'nin hem yerlerini hem işaretlerini değiştirerek, yani bu şekilde buluyoruz. Gx fonksiyonunu vermiş bize. 2 artı ax bölü 4 eksi bx. Bu fonksiyonun tersini almak isteyen Serdar doğru katsayıların yerlerini değiştirmiş fakat işaretlerini de değiştirmeyi unutmuş. Yani doğru katsayıların yerlerini değiştiriyor. Ben bu gx'i biraz kafa karıştırmak için x'leri sağ tarafa yazmış ama ben bu gx'i ax artı 2 bölü eksi bx artı 4 biçiminde düzenleyeyim tekrardan. Şimdi bizim doğru katsayılarımız a ve 4. Bunlar yer değiştirecek ama işaretlerini değiştirmeyi unutmuş Serdar. Yani g'nin tersini nasıl bulmuş Serdar? Bu Serdar'ın bulduğu g'nin tersi, yani yanlış olan g'nin tersi. 4x artı 2 bölü eksi bx artı a olarak bulmuş arkadaşlar. Böylelikle elde ettiği yeni fonksiyonun x eşittir 3 için gerçel sayı değeri de bulunamıyormuş. 3 için gerçel sayı değerini bulamıyorsa demek ki o 3 Serdar'ın bulduğu fonksiyonun tersinin paydasını 0 yapıyor. Yani ben 3'ü şurada yerine yazdığım takdirde, bakın şu kısmı sileceğim. 3'ü şurada yerine yazıyorum. Eksi 3b artı a 0 oluyormuş. Yani a eşittir 3b buluyormuş Serdar. Tamam. Peki ters alma işlemi doğru yapıldığında. Ters alma işlemi gelin doğru bir şekilde yapalım. G'nin tersinde x eşittir. Bakın a ile 4'ün hem yerini hem işaretini değiştireceğim. Yani eksi 4x artı 2 bölü eksi bx eksi a yazacağım. Doğru yapıldığında g'nin tersinde 1 oluyormuş. G'nin tersinde 1'i bulalım. Eksi 4 artı 2'den eksi 2 gelir. Eksi b eksi a gelir. Bu da kaçmış arkadaşlarım? 1'miş. O halde eksilerin hepsini götürdüm. A artı b gerçekte kaçmış? 2'ymiş arkadaşlar. Şimdi a artı b'nin 2 olduğu biliniyor. Serdar da A'nın 3B'ye eşit olduğunu bulmuştu. Demek ki 3B'ye B ekleyince 2 oluyormuş. Yani 4B 2'ymiş. Yani B 2 bölü 4'ten 1 bölü 2'ymiş. B 1 bölü 2 ise A da 3 bölü 2'dir. Zaten bize neyi sormuştu? B kaçtır demişti. B'yi biz 1 bölü 2 bulduk. Doğru cevabımız Adana seçeneği olmuş oldu böylelikle. Devam ediyorum bir diğer sorum olan 22 ile. Bir iş yerindeki personellerin 1 bölü 3'ünde tablet, 1 bölü 2'sinde de internet vardır. Tableti olan herkesin interneti de olduğuna göre. Şimdi dikkatli dinliyorsunuz. Tabii ki yanlış tuşa bastık. Şöyle ve şöyle bakın, tableti olan herkesin interneti de varmış arkadaşlarım. O zaman tablet internetin içerisindedir değil mi? 1 bölü 3'ünde tablet varken 1 bölü 2'sinde de internet varmış. Yani iş yerinde 6K kişi var dersem 2K'sında tablet var. Yarısında yani 3K'sında internet var. 2K burası, o zaman K'da burası. Böylelikle internetin tamamı 3K yapacaktır. Tableti olan herkesin interneti olduğuna ve interneti olup yani 3K, tableti olmayan 12 personel. İnterneti olup tableti olmayan neresidir? Şuradaki simittir. Doğru mu arkadaşlarım? K'dır yani. Bu K kaçmış? 12'ymiş. O zaman içerisi nedir? 24'tür. İnterneti olan toplamda kaç kişi vardır? Tabii ki 36. İş yerindeki personel sayısı. İş yerinde 1 bölü 2'sinde yani yarısında yani 36'sında internet varsa 36'sında internet yoktur ve toplamdaki iş yerindeki kişi sayısı da nedir? 72'dir diyeceğiz. Doğru cevabımız Edirne olacak. Devam. 23. sorumuz. Nagihan ve Sema'nın yarışacağı koşu pistinde 10 tane engel vardır. Nagihan engellere takılmazsa pisti 22 saniyede, Sema engellere takılmazsa pisti 12 saniyede koşmakta. Nagihan koşu sırasında takıldığı her engelde 2 saniye kaybederken Sema ise 3 saniye zaman kaybediyor. Her iki koşucu da bu pistte birer kez koştuğunda her ikisinin takıldığı toplam engel sayısı 10 ve yarışı bitirme süreleri de aynı olduğuna göre. Şimdi Nagihan yarışı hiçbir engele takılmadan 22 saniyede bitiriyordu. Varsayalım ki A tane engele takılmış olsun ve her engelde 2 saniye zaman kaybettiği için yarışı 22+2A saniyede tamamlarken Sema normal şartlar altında 12 saniyede tamamlıyordu. Toplam 10 tane engele takıldılarsa ve Nagihan bunun A tanesine takıldıysa Sema her engelde 3 saniye kaybediyordu. 3 çarpı 10 eksi A kadarına takılmıştır. Böylelikle bu kadar sürede tamamlıyor ve bu süreler birbirine eşitmiş. Denklemi kurduk. 22+2A eşittir 12+30-3A dedik. Eksi 3A bu tarafa 5A. Şurası 42, 22'yi bu tarafa atarsam 20. A eşittir kaç? 4. Ne demiş? Yarışı bitirme süreleri aynı olduğuna göre bu süre kaç saniyedir? Yani A'yı bunda veya bunda yerine yaz demiş bize. A'yı ben 4 bulmuştum. O halde yazalım. 22+2×4=8 eşittir 30'dur. İsterseniz A'yı burada da yerine yazabilirsiniz. 12+10'dan 4 çıktı 6. 3×6=18. 12+18 yine 30'u verecektir sevgili gençler. Doğru cevabımız Ceyhan'dı. Devam ediyorum 24 ile. Birinci grafikteki çok beğendiğim bir grafik sorusu. Dikkatli dinlemekte fayda var eğer çözemediysen. Birinci grafikte ABC ürünlerinin maliyet ve satış fiyatlarının toplamı. Maliyet artı satış. İkinci grafikte ABC ürünlerinin kar ve satış fiyatlarının toplamı verilmiş. Peki buna göre bu ürünlerin satış fiyatlarının büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğrudur diye verilmiş. Şimdi A ürünü için, bakın A ürünü için maliyet ve satışı 50 lirayken kar ve satışı 100 liraymış ikinci grafikten. Kar ve satış 100 liraymış arkadaşlarım. Tamam mı? Bize neyi sormuştu? Satış fiyatlarının büyüklük sıralaması soruluyordu. Unutmayın. Peki arkadaşlarım. Şimdi ben burada şunu yapmak istiyorum. Eğer ki tutup da kar fiyatını satıştan maliyeti çıkararak bulunması gerektiğini biliyorsam, kar neydi? Satış fiyatından maliyeti çıkarırsın, elde ettiğin karı bulursun. Dolayısıyla K gördüğüm yere bunu yazarsam Yani S eksi M artı S eşittir 100 yazarsam ve şurayı silersem. Şimdi gelin arkadaşlarım şununla şunu bir güzel toplayalım. Bununla bunu toplarsanız eğer artı M ve eksi M gider. 3 tane satış fiyatı eşittir 150 gelir ve satış fiyatı eşittir 50 lira gelecektir. Aslına bakarsanız ben buradaki 50 ile buradaki 100'ü toplayıp 3'e böldüm. Ve böylelikle A'nın satış fiyatı ortaya çıktı. Yani A'nın satış fiyatı 50'ymiş. B'nin içinde aynı şeyleri yapacaksam o zaman bu kadar denklem kurmaya gerek yok. B'nin maliyet ve satış fiyatı 70. B'nin kar ve satışı 50. 70 ile 50'yi topladım 120. 120'yi 3'e böldüm 40 yaptı. SB yani B'nin satış fiyatı 40 geldi. Aynı şeyi C için yapalım. 60 ile 60'ı topladım 120. 3'e böldüm yine 40. Yani SC de yine neymiş? 40'mış. O halde sevgili gençler A hepsinden daha büyüktür. B de C'ye eşittir. Dolayısıyla cevabımız A büyük B eşittir C, yani C seçeneği olacaktı diyeceğiz. Gerçekten hoş bir soruydu. Devam edelim 25. sorumuzda. Şimdi sevgili gençler sorumuza bakalım, şu kısmı da silelim. Bir elektrikli otomobil şarja takıldığında pilin %60 doluluk oranına kadar hızlı şarj, %60'dan tam dolana kadar ise yavaş şarj hızı ile dolum yapılmakta. Çarşamba ve perşembe günleri bu otomobil şarjdayken o anın görüntüsü çekilmiş ve bize gösterilmiş. Şekil 1 ve şekil 2'deki bu aracın pilinin yüzde kaçının dolu olduğu ve pilin tam dolacağı anın saati gösterilmiş bize. Peki. Hızlı şarjın dolum hızı sabit ve yavaş şarjın dolum hızı sabittir. Hızlı şarjın dolum hızı yavaş şarjın dolum hızının 3/2 katıdır diye de belirtmiş. Bunu gayet akıllıca kullanacağız. Şekil 1'in yaşandığı an çarşamba günü saat 15:30 olduğuna göre şekil 2'nin yaşandığı anda saat kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi şekil 1'in yaşandığı an saat kaçmış? 15:30. 15:30'dan ne zaman fullenecekmiş arabanın şarjı? 17'de. Yani ne kadar sürede? 1,5 saatte fullenecekmiş arkadaşlar. Ve yavaş şarj ile %30'u 1,5 saat sürecekmiş sevgili arkadaşlar. 1,5 saat. Şimdi şunu soralım o zaman. Buradan buna erişebiliriz çünkü. Hızlı şarj ile %30'u ne kadar sürer? Bunu bulabiliriz bence. Şimdi bunun hızı 2V idi biliyorsunuz. 2V ile 1,5 saat boyunca çalışırsa 3V'lik iş yapar. Bunun hızı 3V idi biliyorsunuz. 3V ile kaç saatte dolar o zaman? 1 saatte dolar diyebilirim. Çünkü 3V ile 1'i çarparsam 3V yapar. İkisinin de yaptığı iş aynı sonuçta. Demek ki hızlı şarj 1 saatte %30'unu dolduruyor. Burada tamamız. Peki gençler, şimdi bize şurayı sormuş, unutmayın. %60'a gelene kadar hızlı şarjla dolduracaktık. Ve %30'dan %60'a çıkması için bize %30 lazım. Ve ben %30'un 1 saatte dolduğunu biliyorum. Yani burası sevgili arkadaşlarım, hemen gösterelim. Burasının dolması 1 saat sürecek. Peki, şuradan şuraya %60'dan %100'e de %40 var biliyorsunuz. Yavaşla dolduracak %60'dan sonra. %30'unu 1,5 saatte dolduruyorsa direkt doğru orantı yapacağız. %40'ını ne kadar saatte doldurur? Yani 3'ü 1,5 ise 4'ü kaçtır? İşler dışlar yaparsanız 2 saat ettiğini görürsünüz. Demek ki burayı da 2 saatte dolduracak. Ve bize ne demiş? Şarjın tam dolmasına 2+1, 3 saat varken saat 12'de dolacak kardeşim senin şarjın demiş. Yani o an saat kaçtır? 12'den 3 çıkarırsanız saat 9 olduğunu bulursunuz. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Devam ediyorum. Bir diğer sayfam 26. soru. Bir cep telefonu pili tam doluyken açıldığında hiç kullanılmazsa eğer 10 saat sonra kapanıyormuş. Peki telefonun konuşulan her 2 dakikada %1, kullanılan her 8 dakika internet içinde %1 pili azalmakta. Tam doluyken saat 6'da açılan bir telefon 30 dakika konuşma yapılıp şimdi 2 dakikada %1 harcıyorsa yani yarısı kadar 30 dakikada tabii ki %15'ini harcayacaktır. Bu kadar harcandı. 2 saat internet kullanılırsa demiş. Şimdi 8 dakika internet kullanımında %1 ise, yani 8'de 1'i ise, biliyorsunuz ki 2 saat demek 120 dakika demek ki bu bunun 15 katı ise 15 katı, yine %15 şarj azalacaktır. Durduk yere. Peki %15 daha %30 yapar. Şimdi bizim telefonumuz saat 6'da açıldı ve bunları kullandığımız için aynı anda %30 şarjımız tükendi. Yani geriye kaldı %70'i. Arkadaşlar diyorum ki %100 şarj ile 10 saat boyunca telefon açık kalabiliyorsa, %70 şarj ile 7 saat telefon açık kalacaktır. Ve 6'da açılan telefon 7 saat sonra 13'te kapanacaktır sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız A şıkkında verilmiştir dedik. Geçtik 27'ye. Toplam 100 kişiden oluşan ABC grubundaki kişilere seslenen Şükrü, A grubundaki herkes B grubundan bir kişiyi, C grubundaki herkes yine B grubundan 3 kişiyi hafta sonu olacak tiyatro gösterisine davet etsin demiştir. Peki A ve C grubundaki herkes farklı kişileri istenen sayılarda bu tiyatro gösterisine davet ettiğinde, B grubunda davet edilmeyen hala 20 kişi olduğuna göre B grubundaki kişi sayısı C grubundaki kişi sayısından kaç fazladır diye sorulmuş. Şimdi A grubumuz var, C grubumuz var, bir de B grubumuz var. A grubundan varsayalım ki X kişi olsun. Tamam. X kişi B grubundaki birer kişiyi davet ederse X kişi davet edilmiştir. C grubunda da sevgili arkadaşlarım Y kişi varsa eğer, B grubundaki 3Y kişiyi davet etmiştir. Ve B grubunda hala davet edilmeyen geriye 20 kişi kalmıştır. Yani B grubu toplamda, A grubunu yazalım X kişi, B grubu X artı 3Y artı 20 kişi ve C grubu gençler Y kişiden oluşmaktaymış. Peki bu grup toplam kaç kişiydi? Bu arada onu da unutmayalım, 100 kişiydi. Bunların hepsini toplarsanız 2X artı 4Y artı 20 eşittir 100 yapacaktır. Yani 2X artı 4Y eşittir 80 olacaktır. Yani 2'ye bölerseniz X artı 2Y de doğal olarak 40 olacaktır. C grubundaki kişi sayısı, B grubundaki kişi sayısı C'den kaç fazladır? Şundan kaç fazla diyor. Hadi çıkaralım. X artı 3Y artı 20'den Y'yi çıkarırsanız X artı 2Y artı 20 kalır. İşte bu soruluyor bize. Peki ben X artı 2Y'yi kaç buldum? 40. 20 daha hocam 60 yapar. Bu da bize sorunun cevabını verir. Yani cevabımız 60 olacakmış sevgili gençler. Devam ediyorum 28. sorumla, ki gayet beğendiğim bir sorudur. Farklı yayınlarda türevleri de var arkadaşlar soruları. Ahmet işe gitmek için navigasyonunu açtığında şekil 1'deki görüntü oluşmuş arkadaşlarım. Şekil 1'de trafiğin sıkışık olduğu kırmızı bölümün uzunluğu, trafiğin açık olduğu bölümün uzunluğunun 2 katıdır. Yani burası 2K uzunluktaysa burası K kadar uzunluktaymış sevgili gençler. Ahmet sabit süratle giderken B noktasına geldiğinde trafik açılarak normale döndüğünde şekil 2'deki görüntü oluşmuş. Şimdi arkadaşlarım şöyle düşüneceğiz. Kalan süremiz 65 dakikaydı. Buradan buraya kadar geldik. Buradan buraya kadar geldikten sonra trafik birden açılıyor. Tabi doğal olarak trafik açıldığı için uygulama da bize kalan süreyi ona göre söylüyor. Açık trafiğe göre söylüyor. Geriye 2K'lık bir mesafemiz var ve 30 dakika kaldı diyor. Yani 2K'sını 30 dakikada gideceğimizi tahmin ediyorsa bu uygulama, demek ki K kadarını normal şartlar altında 15 dakikada alacağız. Yani buradaki K kadarlık yolu açık trafikle 15 dakikada almışız zaten. O halde arkadaşlar 65 dakikadan 15 dakika ileri gittik. Geriye ne kalır? 50 dakika göstermesi gerekirken 30 dakika göstermiş. Yani kapalı olan trafikte 50 dakikada gidecekken açık olan trafikte 30 dakikada gidiyormuşuz. Çok güzel. Şimdi her iki şekilde de Ahmet'in mavi bölümlerdeki ortalama sürati aynı olmak üzere şekil 1'e göre mavi bölümdeki ortalama sürat kırmızı bölümdeki ortalama süratin kaç katıdır? Arkadaşlarım bize mavi bölümdeki hızın aslında kırmızı bölümdeki hıza oranı sorulmuş ya. Kırmızı bölümde aynı yolu 50 dakikada gidebiliyorken mavi bölümde aynı yolu 30 dakikada gidebiliyorsak, demek ki buradaki hızımız 5V, buradaki hızımız 3V diyeceğiz. Çünkü 3'e 5 bir oran var. Yani kaç katıymış? 5/3 katıymış diyebiliriz. Çok işlem yapmadan soruyu çözmenin güzel bir yoluydu. Devam ediyorum arkadaşlarım 29. sorumla. Kalorifer kazanından sıcak su çıkışını sağlayan su tesisatının bir bölümü aşağıda verilmiş. Su A veya B veya C borularından akarak D bölümüne ulaşabilmekte. Herhangi bir boruda herhangi bir vananın kapalı olması durumunda o borudaki su akışı durmakta. Şekil 1'de gösterildiği gibi A borusunda 3, B'de 1 ve C'de 2 tane vana bulunmaktadır ve bu vanalar bu durumda kapalıdır. Buna göre şekildeki durumdayken rastgele 3 vana açılırsa D bölümüne su ulaşabilme olasılığı nedir diye sorulmuş. Su ulaşabilme olasılığı. Şimdi şöyle diyeceğim. Burada toplam kaç tane vana var? 6 tane. Herhangi 6 tane vanadan 3 tanesini açıyormuşuz. Ve sevgili arkadaşlarım bu vanalardan D'ye su ulaşamama durumlarını çıkarmalıyız ki D'ye su ulaştığı durumları elde edelim. Bu tüm durum, istenmeyen durum ne? D'ye su ulaşmaması. Şimdi D'ye su nasıl ulaşmaz? Şu 3 tanesinden herhangi 3 tanesini açacak olursam pardon o zaman ulaşır. Şöyle diyeceğiz. Bu 3 tanesinden herhangi 2 tanesini açarım. Mesela bunu açtım, bunu açtım. Bunu açmadığım için su geçmez. Bu bir. İkincisi de şu 2 tanesinden birini açarım. Diğer bütün durumlarda su karşıya geçecektir. Dolayısıyla 6'nın üçlüsü 20. 3'ün ikilisi 3, 2'nin birlisi 2. 3 kere 2 6 yapar. 20'den 6'yı çıkardım 14. Yani benim istenen durumum 14. Tüm durumun da zaten 20 olduğunu söylemiştik. Cevap bu. 14'ü 2'ye böldüm 7. 22'ye böldüm 10. Doğru cevabımız 7/10'dur. Doğru cevap Bursa'dır arkadaşlar. Ve devam ediyorum son sorumla. Arkadaşlarım son sorum diyorum çünkü geometri sorularını Kenan Kara ile Geometri YouTube kanalında Kenan Hoca'nız sizler için çözecek, aklınızda bulunsun. Diş hekimi Gülçin Hanım hastalarına 30'ar dakika arayla randevu vermektedir. Örneğin 11, 11.30, 12, 12.30 gibi. Gülçin Hanım salı günü saat 11'de ilk hastasına, saat 14'te son hastasına olacak şekilde bu aralıkta her 30 dakika için randevularını sıralayacaktır, hazırlayacaktır. Hastaları Ömür ve Tümer'e de farklı zamanlarda salı günü için randevu verecek Gülçin Hanım bu iki kişi arasında en az 1 saat olacak şekilde salı gününün randevularını kaç farklı biçimde oluşturabilir diye sormuş. Şimdi 11, 11.30, 12, 12.30, 13, 13.30, 14. Yani toplamda 7 tane hastaya randevu verecek. Ömür ve Tümer'e de aralarında birer saat fark olacak şekilde verecek. Mesela burası 11'di. Burası 11.30. Burası 12. Yani Ömür'le Tümer'e nasıl verecekmiş? En az 1 saat kala verecek ya. En az 1 saat olacakmış ya aralarında. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Aralarında en az bir kişi olsun istiyor. Yani istemeyen bir durum var. Yan yana olsunlar istemiyor. Randevuları peş peşe olsun hiç istenmiyor. O zaman ben tüm durumu bulurum kardeşim. Tüm durum 7 kişi varsa, 7 randevu varsa 7 faktöriyeldir. Bundan neyi çıkaracağım? İstenmeyen durumu. Yani Ömür'le Tümer'i yan yana bağlayacağım görünmez bir bantla. Daha sonrasında diyeceğim ki bir kişi burada var. 2, 3, 4, 5, 6 kişi gibi düşüneceğim. 6 faktöriyel çarpı bir de Ömür'le Tümer yer değiştirebilir diyeceğim. Cevap bu. 6 faktöriyel parantezinde burada 7 kalır. Burada ise 2 kalır. Bu da 6 faktöriyel çarpı 5'i verir bana. Doğru cevabımız da Bursa seçeneği olacaktır deriz. Gençler videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Artık arkadaşlar diğer denemelerde görüşürüz diyeceğiz. AYT denemelerinin çözümlerini de yapıyorum. TYT denemelerinin çözümlerini de yapıyorum. Aklınızda bulunsun. Çözümleri de elimden geldiğince hızlı yapmaya çalışıyorum ki uygulamada sorun yaşayan arkadaşlarım varmış. Ben yorumlarınızı okuyorum, hiç merak etmeyin. Sadece boş vaktim olsun diye bekliyorum, sabırsızlanıyorum ve boş vaktim olduğu her an arkadaşlarım sizlere video çekmeye devam ediyorum, aklınızda bulunsun. Hiç merak etmeyin, bitireceğiz arkadaşlar. Yani kısa bir süre içerisinde de videolara noktayı koyacağız. Endişeniz olmasın. Bazı arkadaşlarım hocam sınavdan sonra mı tamamlayacaksınız falan yazmış. Endişeniz olmasın arkadaşlar, merak etmeyin. Sizi de anlıyorum çünkü sınav yaklaştı, streslisiniz, doğal olarak çözüm bekliyorsunuz. Sizleri de çok iyi anlıyorum. Dolayısıyla elimden geldiğince zaten hızlı yapmaya çalışıyorum. Hiç merakınız olmasın. Arkadaşlarım sonraki videolarda görüşürüz. Lafı fazla uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.